Günaydın arkadaşlar, günaydın, günaydın. Sen de günaydın de. Günaydın. Ya kış, ya lahana gibi giyindik gidiyoruz ya. Duygu beni şimdi havalimanına bırakıyor. Arkadaşlar Konya'dayım. Ay çok soğuk, çok üşüyorum şu an. Konya'dan İstanbul'a gidiyorum önce. Sonra İstanbul'da yaklaşık bir 11 saat havalimanında Sabiha Gökçen'de bekleme sürem var. Sonra akşam da 5 saatlik 9'da Bişkek'e uçuyorum. Kırgızistan saatiyle sabah 5'te Bişkek'teyim. Biliyorum çok soğuk, biliyorum mevsimi değil. Biliyorum çok güzel doğa manzaraları var ama gene göreceğiz. İnşallah birçoğunu, bir sürü köye getireceğim sizi. Aklımdaki planları yapabilirsem tabii. Yollar kapalı değilse kardan falan filan güzel yerlere gideceğiz. Ben soğukta gezmeyi seviyorum. Evet, çanta daha ağır oluyor. Üstünüz daha böyle lahana gibi oluyor. Meşhur sarı çantayı taktık, artık seyahat edebiliriz demek oluyor bu. Neyse, şimdi havalimanına gidiyor. İstanbul'a, İstanbul'dan da akşam Sabiha'ya şeyde görüşürüz. İstanbul'da görüşürüz. Duygucuğum beni özle, tamam mı? Daha çok özle. Tamam, özleyeceğim. Ben gidiyorum, ben geleceğim. Kırgızistan seyahatim sonrası Duygu İngiltere'ye gidecek. Luna'yı tek bırakmıyoruz. Böylelikle kedimiz vardı ya, gördüğünüz gibi videonun başında. Havalimanında görüşüyoruz arkadaşlar. Tam 5 saat. 5 saat rotaryedim arkadaşlar ya. Konya'da 5-5,5 saat bir bekledim yani. Normalde 10.30'da burada olmam gerekiyordu. Şu an saat 3. Hatta geçmiş bile olabilir. Neyse, İstanbul'da öldüreceğim süreyi burada öldürmüş oldum ama bayağı bir Konya havalimanı ufaktı. Canım çıktı ya. Ufacıktı. Neyse, pasaport falan hepsini geçtim. Şimdi şurada bir kafede oturayım. Hiç böyle çok detaylı bir şeyleri araştıramadım. Bir şeylere bakmam lazım. Böyle bir kafamda allak bullak oldu oturarak beklemekten, anlatamam size yani. Bugün bu arada günlerden 2 Ocak. 2023'ün ilk videosu ve ilk ülkesi bu oluyor. Kırgızistan oluyor. Hayırlısı. Arkadaşlar ben hala bekliyorum. Saat 7 oldu. 2 saat var uçağın kalkmasına. Bir sürü de uçak iptal oluyor var ya hava şartlarından. İnşallah bizimki de iptal olmaz. Sabah bir ekmek arası yapmıştım. Kaşar peynir koymuştuk Duygu'yla. Duygucum sağ ol kuzum benim. Şimdi şuradan makineden QX'den 10 liraya su aldım. Havalimanı çok pahalı. Aman aman çok pahalı. Neyse inşallah Bişkek Havalimanı'nda görüşeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım, az kaldı. Şu an rötar üstüne rötar arkadaşlar. Uçak iptalleri, rötarlar. 9'da kalkması gereken uçağım 11.30'a alındı. Yani burada da bir rötar yedim. Konya'da beklediğim hariç 2.5 saatte burada rötar yedik ama çoğu uçuş iptal oluyor. Hava gerçekten 2 Ocak İstanbul'u, yani bilen varsa, yaşayan varsa, yılın ilk pazartesi bayağı sisli geçmiş İstanbul'da. O yüzden sürekli iptaller ve rötarlar oluyor. Sabah 8'den bu yana havalimanlarındayım. Pestilim çıktı. Neyse az kaldı. Saat 10 oldu. İnşallah 1.5 saat sonra uçak kalkacak. İptal olmasında başka hiçbir şey istemiyorum. Bir de herkes kavga çıkarıyor yani. İnsanlar şimdi çalışanlara kızıyor. Şimdi çalışanların da suçu yok. Hava şartları. Ama insanlar da biraz işte sabahtan beri bekleyince bir gerginlik oluşuyor insanda ister istemez. Geriliyorlar. Hırslarını çalışanlardan çıkarıyorlar. Ama yapacak bir şey yok ya. Sapasağlam gitmek isteyen herkes varacağı yere varsın da. Bekleyeceğiz biraz daha. Yapacak bir şey yok. İkramlar başladı. Hava yolları Burger'da, Popeyes'de falan ikramlar veriyor artık şu an. Hep delay şunlar, hep gecikme. Ya benim toplu taşımalarda, yataklı tren hariç hiçbir ulaşım aracında uyuyamıyorum arkadaşlar. Gözümü kapatıyorum ama uyuyamıyorum yani. Tam 5 saat sürdü. Uçak tam 3 saatte İstanbul'da rötar yedi. 12'de kalktı. Şu an Kırgızistan Türkiye'den 3 saat ileride. Yaklaşık burada saat 8.30. Evet, 8.30. Pasaport kontrolden geçtim. Çok basit bir şekilde geçtim. Anlatacağım hepsini size ama bir hat alalım, alabilirsek. Ufak da bir para bozduralım, bozdurabilirsek.
Yok. Hava soğuk. Ayberk miydi adın? Evet. Ayberk. Şimdi arkadaşlar havalimanından çıktım. Normalde burada otobüsler de var. Otobüs mu diyorsunuz siz otobüse? Evet. Otobüs diyorsunuz değil mi? Otobüsler de var ama inanılmaz yorgunum. Onun dolmasını beklemeyeceğim. Otobüs dediğim dolmuş tarzı bir şey var. Bir kardeşim sağ olsun Türkçe, Türk olduğumu anladı herhalde. Direkt alnında yazıyor. 800 Som'a gidiyoruz. Fiyatları anlatacağım size ama işte 10 dolara şehir merkezine gidiyoruz. Ayberk, 30 kilometre var mı merkez? Var. Şimdi var. Diyor merkezde... Kompas Hostel, Kompas. Alatu Meydanı'nın orada. Yaz haritaya çıkacak. Evet, buraya yazayım. Sen Türkçeyi nerede öğrendin? Antalya'dan. Otelde mi çalıştın? Evet. Neresinde? Çamyuva. Çamyuva'da. Kemer. Ne kadar çalıştın? 6 ay. 6 ay. Maşallah iyi öğrenmişsin 6 ayda. Öğrendim de unutuyorum biraz. Unutuyor musun? Şimdi alışırsın biraz. Şey nasıldı? Hangi senesinde çalıştın? Kaç sene evvel? 2020'da. 2 sene evvel. Maşallah 2 sene olmuş ha. Sen niye geldin şeyden? Bir daha Türkiye'ye gitsen çalışır mısın mesela? İster misin? Türkiye'den evet. Oradan. Bir daha çalışmak ister misin? İsterim. Gel. Beni çağırıyor da. Sen şu an mı gitmek istemiyorsun? Yok. Şimdi burada kendim işlerim var. O işten gittim. Onlara hallet. Yaş kaç? 28. 28. Yazın 28 olacak. Maşallah. Türkiye'den geldim, sonra evlendim de. Ha, eşim burada. Eşim burada, çocuklar, bir tane çocuğum var. Daha zor olur artık ya. Çok o zor. O işten gitmedim. Şimdi... Close. Okay. Kapalı. Para bozduracağım ufak bir taksiye vermek için de. Bu da bağlı. Bu da kapalı. Evet, kapalı. Bak şurada da bir tane var. Evet, buraya geliyor. Şu sol tarafta. Kardeşim sağ olsun yardım ediyor bana ya. Para bozduracağız şimdi de. Havalimanında bozdurma abi dedi. Havalimanında çok düşük kurlar dedi. Gerçekten 83 falandı. 1 euro 83 som falandı. Burada 91,5. Burası ne? Merkez mi? Şehrin merkezi mi? Şuraya soralım. Selamünaleyküm. 100 euro kaç para? 100 euro. Kaç son? 1150. 91? 90. Şu mu? 120 euro bozalım. Tamam. Bu da buradan mı? Al. Fazlaları 5'inde iş geç. Ha. Noel bayramı mı? Yılbaşı bayramı mı? Yılbaşı bayramı. Evet. 10'una kadar bayram. İyi. Ama bazıları ayın 5'inde işe başlıyor. 5'inde, 3'ünde, bugün de başlayanlar. Bugün var. De başlayanlar. Nasıl burada yaşamak? Zor mu Kırgızistan'da? Maaş nasıl? İyi mi? Normal yok. Çalışan falan. Bizde şey var mesela. Bir ayda Arkıl'da 10.000 som var. Maaş 10.000 som. Peki bir ev kirası ne kadar? Bir ev aylık. Ev kirası birası 15 bin son, yani. 20 bin. He. Ama maaş 10 bin son. Evet. Mesela bize 10 bin som da var ama 10 bin somda çalışan adamlar az. Çok az. Tamam. 20 bin en şey yüksek para 30 bin 40 bindir. Burada. 30 bin 40 bin. Ama evlerde 15 bin somdan başlıyor. Evet. Aylık. Ya yaşam kolay değil o zaman. Evet. Pahalı buradan da. Ama 2 sene önce burada da çok ucuz da hepsi. Ucuz. Mesela, benzin mesela şimdi 65-63 som oldu. Litresi. 2 sene evvel. Önce 27-30 som. Türkiye'de de bir artış var. Bak. Benzinde 2 yıl öncekiyle yani senin olduğun dönemle şu an arasında fark çok var. Bizde de var. Ağaçlarda yaprak kalmamış. Yapraklar hep yok. Gitmiş. Kar yağmış buraya biraz. Biraz kar yağmış. Hava herhalde sabah ve akşam soğuk, gece evet. Soğuk.
Öğlen de, güneş varken güneş var. İyi gibi. Evet. Standart bir Sovyet esintisi alıyorsunuz arkadaşlar şehirden. Çünkü hissediyorsunuz onu az çok. Sovyet ülkelerini gezdiğim için az çok anlıyorum. Burası da çok uzun zaman, yıllar boyunca Sovyet esintisi altında kalmış. Evler eskiden. Evet. Hala var ama öyle Sovyet evleri çok görüyorum. Tamam. Adın neydi? Aybek. Aybek. Sağ ol. Rahmat Aybek. Sağ ol. Allah razı olsun. Görüşürüz. Benim rezervasyonum var. Evet. Uğur'un kolay. Evet. Pasaportunuz var mı? Pasaportum var. Sen nerede öğrendin Türkçeyi? Şey, üniversiteyi bitirdim. Türkiye'de? Hayır, Türkiye'de değil, burada da. Burada? Türk Üniversitesi biliyorum. Türk Üniversitesi bitirdim. Evet. Kartlı mı yoksa? Nakit vereceğim. Nakit mi? Hı. 11 dolar 8 diyor. Son söyle. Sonu şimdi söyleyeceğim. Doların şeyi nasılmış durumu? Burada 80 küsürdü ha. Ben euro bozdurdum da. Ha. Göster bakayım. Aa, o Instagram bir de YouTube var. Ha, evet. Adın ne? Aliya. Aliya. Merhaba. Merhaba. Merhaba da Türkiye'deki kardeşlerine. Merhaba. Benim kardeşlerim Türkiye'de olduğuna. Benim kardeşim, abim de orada şimdi çalışıyor. Türkiye'de evet, çalışıyor. Türkiye'de çalışıyor. Şimdi yakın zamanlarda gelecek. Gelecek. Sen de burada mı? Hostelde mi çalışıyorsun? Evet. Burada hostel. Aynı zamanda kafe mi? Hayır, bu sadece hostel. Sadece yanında kafe var. Kafe var. Evet. Tamam. Onu da çay içebilirsiniz. Tamam. O da hazır mı? O da hazır mı? Tamam. Mesela elinde mi? Dolapta kilit var mı? Kilit orada var. Var mı? Tamam. Evet. Şimdi ben birisini alayım da. Tamam. Orada bir şeyimiz var. Ortak alan. Bura ortak alan. Evet, ortak alan. Burada köpeğimiz var. Köpek nerede? Allah Allah. Gel. Gel. Şimdi. Yalıyor. Evet. Tasması mı bağlı? Evet, tasmasını alabiliriz. Tamam. Burası da kahvaltı alabilir miyim? Kahvaltı. Benim... Çay içebilirsiniz, kahve içebilirsiniz. O her gün var mı? Her saat var mı? Kahve. Kahve, çay. Kahve çay her saatte vardır. Tamam. Kahvaltı 8'den 10'a kadar. 8'den 10'a kadar. Yarın yapacağım. Evet. Bizim reception'ın orada. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Türkçe biliyorsun sen de. Evet, biliyorum. Sen nerede öğrendin? Türkiye'de oldum ya. Sen de git iş için mi? Gezmek için. Gezmek için. Yeah. Gezdiğin dönemde mi öğrendin? Evet. Kaç ay gezdin? Bir. Bir ayda Türkçe öğrendin. Evet. Çok iyi ya. Bak, bir yıl öğrendim. Bakalım ben de bir ayda Kırgızca öğrenebileceğim mi? Kırgızca Türkçesi. Kolay. Benziyor değil mi biraz? Evet, evet. Benziyor. Tamam, bakacağız. Memnun oldum. Öyle yapmamız yasaktır. Yasak içeriden kilitlemek, evet. Çünkü bir de diğer öyle... Diğer yol, evet, diğer kalan gelirse evet, kilitli olması iyi bir şey değil. Evet. Türk mü kalan? Hayır. Kırgız mı? Kırgız. İçeriden kilitlemiş de. Bizim bu arada banyoya havuz diyorlarmış arkadaşlar. Burada da. Burası oda. Evet. Dörtte altına alabilirsiniz eğer isterseniz. Altıda yatabilirim, olur mu? Evet, olur. Dolap. Bu şey var, dolabımız. O anahtar da benim. Anahtar bu. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim ilgin için. Görüşürüz gene. Görüşürüz. Sağ ol. Sağ ol. Wi-Fi var mı? Tamam. Teşekkür ederim. Sağ ol. Kompas 5 iyi çalışıyor. Kompas 5 iyi çalışıyor. Okey. Tamam. Şöyle bir manzara. Burası da odam arkadaşlar. 6 kişilik. Şurası benim. 11 dolar geceliği. Şu an için bir gün ayırdım ama bir gün daha uzatacağım burayı. Şu arkadaşlar misafiriz. Ya gerçekten soğukmuş ya. Ben bereyi takmadım da. Bir 3-3,5 saat uyudum arkadaşlar hostelde.
Duşa girecektim. Çok soğuk diye girmedim. Akşam gidince gireceğim. Şimdi çıktım, meydandayım, dolaşıyorum böyle. Tam Alatu Meydanı'na geldim. Şehrin kalbine geldim. Ama dediği gibi gerçekten taksici kardeşimin biraz insanlara tatil olduğu için sokaklar çok kalabalık değil. Ya da havanın soğuk olması etkiliyor. Akşama doğru daha da hareketlenecek, bilmiyorum. Şimdi tam şu meydan şurası, şu bayrağın olduğu kısım Alatu Meydanı. Oradan bir başlayalım Kırgızistan seyahatimize. Ama sabahtan bu yana çok güzel davrandılar bana. Yani taksicisi olsun, taksici kardeşim sağ olsun. Anlatacağım o halimandan gelişleri. Hosteldeki arkadaşlar sağ olsun. Çok 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 sıcak davrandılar bana. Meydanda ulusal bir müze var şurada, hemen şu kısımda. Şurada Kırgızistan için çok önemli olan, yani yüzün üzerinde bir kahramanlık öyküleri olan Manas'ın heykeli var. Hatta indiğim havalimanının adı da Manas'tı. Manas Havalimanı'ydı. Manas Destanı ile alakalı içerikler de aktaracağım size ama o Manas Destanı'nın geçtiği şehre gidip oralarda aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Şuraya tezgahlar falan kurmuşlar yılbaşı için sanırsam. Bakın şu taraf hep tezgah, yani seyyar satıcılar, kahveciler, sokak yemekleri falan var. Şurada bir çam ağacı var. Onun aşağı doğru daha da kalabalık. Oralara da gideceğim. Bu bulunduğum bölge Alatu Meydanı diye geçiyor. Şu bölgeye giremiyoruz. Askerler var. Bir nöbet değişimi olsa da izlesek de göstersem ama belki denk geliriz, belki denk gelmeyiz, bilmiyorum. Ülkenin resmi adı Kırgız Cumhuriyeti arkadaşlar. Günümüzdeki 7 bağımsız Türk devletlerinden bir tanesi. Açıkçası benim çok merak ettiğim bir lokasyon Kırgızistan. Çünkü ben bundan Pakistan seyahatim öncesi ben buraya gelmek istiyordum. Fakat ne oldu ne bitti ben kendimi Pakistan'da buldum. Gelememiştim. O zamanlar hava biraz daha iyiydi burada ama şimdi kışın geldim. Dediğim gibi videonun girişinde hava şartları biraz evet soğuk. Yazın çok daha güzel oluyor Kırgızistan biliyorum ama ben soğukta gezmeyi de seviyorum. Eğer yollar böyle gitmek istediğim yerlerde kapanmadıysa çok keyifli, çok verimli bir Kırgızistan seyahati geçireceğimizi düşünüyorum. Size... Şimdi bayrağını anlatmak istiyorum ama tam olarak dalgalanmıyor. İnternetten resimler koyarak şey yapayım, aktarayım ben size. Kırgızistan bayrağında 40 ışınlı güneş var arkadaşlar. Şimdi resimleri sağda solda koydum, siz gördünüz. Kırgızistan'ın bu 40 ışınlı güneşin 40 boyu temsil ettiğini söylüyorlar. Güneşin içindeki yolların kesişimi ise de geleneksel Kırgız çadırının üstten görünümünü temsil ediyormuş. Renginin o kızıllığı da barışı ve dürüstlüğü simgeliyormuş. Çok güzel bir meydanmış burası ama. Arkamda müze. Ön tarafında Noel için süslenmiş. Orası bayağı kalabalık. Gideceğim oraya. Hatta akşam daha da kalabalık oluyor olabilir. Şimdi biraz bilgi vereyim. Dolaşmaya başlayacağım. Para birimleri Kırgız Somu arkadaşlar. Yani ben bir 120 dolar bozdurdum. Gördünüz. Şu an elimde öyle çok büyük bir para yok. Şu 1000 son, 5000 son vardı. Onu böldüm. Neye tekabül ediyor tam olarak bilmiyorum ama mesela ben şu uygulamadan hemen şurada mesela 1000 som 11 dolara tekabül ediyor. Bunu nasıl yaparız biliyor musunuz? 1000 somdan bir sıfır atın çarpı 2 yapın. Mesela şu 210 Türk lirası falan. Bundan söyleyeceğim rakamlardan mesela 2000 som dedim size. Bir sıfır atın abi oradan çarpı 2 yapın. 400-420 lira arası bir para yapacak 2000 som. Yavaş yavaş harcadıkça anlarız zaten bunu. Kırgızistan, Orta Asya'nın İsviçre'si abi. Muazzam doğal güzellikleri, muazzam Tanrı Dağları, Pamir Dağları, muazzam dağların bulunduğu bir ülke. Ziyaret edebildiğim kadar köy ziyaret etmeye çalışacağım. Yerel halkın içinde kalmaya çalışacağım. Ne kadar mümkün olur olmaz bilmiyorum. Bakacağız ama değerlendireceğiz. Her yolu deneyeceğim. Takside gelirken bahsetmiştim. Çok uzun dönem Sovyet dönemi esintisinde kalmış bir ülke. O yüzden çok Sovyet'e dönemine dair kalıntılar, esintiler, binalar, yapılar görebiliyorsunuz burada. Ülkenin nüfusu 7 milyon, 6,5-7 milyon arası bir nüfusu var. 2021 verilerine göre söylüyorum bunu size. Kazakistan'a, Özbekistan'a, Tacikistan'a ve Çin'e kara sınırı var. Bu arada Kırgızistan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından pasaport fark etmeksizin vize istemiyor. Şu an ne aşı ne test hiçbir şey istemiyor. Elimi kolumu sallayarak girdim. Dönüş biletim de yoktu. Otel rezervasyonum sadece bir gün vardı. Gelip direkt pasaportunuzu alıp 6 aydan uzun süreli bir pasaportunuz varsa
Kırgızistan'a giriş yapabilirsiniz. Hiç öyle aşı, test, vize, vize hiç uğraştırmıyor sizi. Bu Türk devletleri arasında bir Türkmenistan bize vize vermiyor. Geri kalan Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan, işte bu sınır ülkelerinin birçoğuna biz vizesiz giriyoruz ya. Ama bu Türkmenistan'da bir şey var ya, bize Kuzey Kore gibi arkadaş, kapalı kutuları yani, hiçbir şekilde vize vermiyor ya. Oyun moyun alanı var burada. Baksanıza. Bu nedir? Pireşki. Pireşki. Kartuşka. Kartuşkalı mı? Kartuşkalı. 40 somdan. 40 som. Evet, 40 som. Bu neyli? Yani içi sosiska. Sosiska? Kalbasa. He, tamam. Ben iki tane bundan alabilirim. Merhaba. Merhaba, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Türkçeyi ne kadar güzel konuşuyorsun. Ben Türk okul. Okuyorsun. Evet. Bişkek'te mi? Evet, Marif. Adın ne? Fasima. Fasima, benim de Uğur Fasima. Çok memnun oldum. Maşallah, çok güzel konuşuyorsun. Teşekkürler. Burası Alatu Meydanı mı? Alatu Meydanı mı burası? Alatu. 80 son mu abla? Oğlum Marif'te okuyacağım. Marif'te. İngilizce biliyor. Marif'te. Biraz biliyorum ama biz Türk'üz. Türkçe konuşalım. Marif'te okuyacağım. İman kaçıyordu bunu. Ben turuyla kaçar. 10 somuzu da çıkacağım. 10 somu. Sen 20 somu ver bana, al onu vereyim sana. Vereyim, vereyim, vereyim. Sağ ol. Bu çay mı? Evet, bu çay o. Gerçi çay. Nerede içerim ama? Şakarlı çay. Kofi var. Kalasan. Dur onu bir yiyeyim de ondan sonra gelir şey yaparım. Yok çay içmeyeyim sonra. Türkiye'ye bir şey söylemek ister misin burada? Türkiye'deki arkadaşlarına, kardeşlerine bir şey söylemek ister misin? Merhaba. Selam söyle hepsine. What? Kaç yaşındasın? 12. 12 maşallah. Akşam kalabalık oluyor mu burası? İnsan çok oluyor mu akşamları? Nasıl? Akşam biliyorsun akşam, karanlık. Evet. İnsan çok oluyor mu? Evet. Kalabalık evet. Değil mi? Evet. Tamam. Çok teşekkür ederim. Isıtıyor musun? Ben ısıtmadım. Adın nedir? Atın kim mi burada? Evet. Atın kim? Rahmat, teşekkür ederim. Ne kadar ne mesela? Ne kadar? Ne kadar? Skorika. Skorika mı diyorlar? Ne kadar? How much? How much? Kırgızca'da ne? Kança. 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 Tamam. Tamam. İyi oldu. Azerbaycan'da yemiştim en son bu patatesli kartuşkalı pişi işte bu bildiğiniz. Pireşki mi diyorlardı ne diyorlardı ne böyle bir şeydi. Burada resmi dil Kırgızca arkadaşlar. Rusça da biliyorlar ama İngilizce bilme oranı çok düşük. Kız kardeşim biraz biliyordu, öğrenmeye çalışıyordu ama benim anladığım yani bizim kelimelerimize çok bağdaşan kelimeleri var. Ama Azerbaycan Türkçesiyle de bağdaşan çok fazla kelime var. Ben de biraz Azerbaycan'da çok vakit geçirdiğim için ara ara Azerbaycan Türkçesiyle konuşuyorum. Bizim Türkçemizi anlamadıklarında. Yani ara Azerbaycan'daki mesela bala, çocuğu bala diyor. Oradan anlaşıyorum. Bizim Anadolu'da da eskiden çok benziyor ya kelimelerimiz. Türkçe zaten hepsi. Bazen Azerbaycan'da öğrendiğim kelimelerle anlaşıyorum. Bazen bizim kelimelerle anlaşıyorum. Bişkek'te genel olarak, hatta Kırgızistan'da genel olarak Türkçe bilen sayısı çok fazla. Bunu bence göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü sabahtan beri gördünüz siz de. Türk okulları da var yani. Rahat rahat anlaşabileceğim burada. İngilizce konuşmaya hiç çalışmayacağım. Bizim toprağımız, bizim ata yurtlarımız buralar. Türkçe anlaşabildiğimiz kadar hepsiyle anlaşacağız. Çok güzelmiş burada. Çok özlemişim sıcak sıcak. Bir de karnım açtı yani. En son dün akşam yedim ben. Saat şimdi 4 oldu. Havalimanlarında 30 saat vakit geçirdik havalimanında. Şehirde bir sürü park var. Ve sincaplar var. Bak şurada bir tane var. Görebiliyor musunuz? Bak gidiyor. Çok tatlı ya. Bu sincaplar böyle kalkıyor ayağa, bir yanda bakıyor ya. Çok tatlı oluyorlar. Burası da o parklardan bir tanesi. Oak adında bir park. Tam o Alatu Meydanı'nın arka taraflarında. Geniş kaldırımların olduğu bir Bişkek. Bol böyle güzel güzel parkların olduğu. Tabii ki yazın yemyeşil olur bu ağaçlar. Çok daha başka, çok daha güzel görünebilir ama. Ben kışı seven biri değilim.
ama kışın seyahat etmeyi seven biriyim. Bunu nasıl açıklarım bilmiyorum ama o yüzden gezdiğim, yani yağmur yağmasın, yağmur yağmadığı sürece çok güzel video, rahat video çekebildiğim sürece ben seyahat etmekten keyif alıyorum. Çok üşüyen bir yapım yok. Tabii ki burada eksi 20'leri falan görüyor geceleri belirli şehirlerde. Eksi 30'ları görüyor ama onlara da artık bir şekilde içlikle miçlikle beni içliğin koruyacağını düşünüyorum. Gençken koruyordu. Hatta içliksiz bile hareket edebiliyordum böyle. Direkt giyiniyordum. Bak şu hırka var. Bu hırkayı da var ya, Vanlı kardeşlerim varsa bilir. Van'dan İran'a geçerken orada outdoor ürünleri satılıyordu. Gümrükten geçemeyen ürünleri satan bir mağaza vardı. Bak bunu oradan 2019 yılında 25 Türk lirasına almıştım şunu. Hayatımda yaptığım en iyi yatırım bu olabilir. O kadar sıcak tutuyor ki. O kadar iyi ki. Bunlar var. Bir tane içlik tayt var. Bir tane üstüme içlik var. Sweatshirt var. Öyle çok kışlık bir şeyim de yok. Botum sağlam. Ayaklarım sağlam. Çoraplarım sağlam. Bakalım nasıl geçecek. Soğuğa delikanlılık olmalı arkadaşlar. Dayım Nuri Mert izliyorsan beni, ya da kuzenim, yengem izliyorsan dayıma gösteririm bunu. Dayım derdi ki, anneannem de derdi rahmetli. Soğuğa delikanlılık olmaz derdi. Doğru, olmaz. Gençken üşümüyorduk. 31 yaşına geldik. Üşüyeceğiz mi, üşümeyeceğiz mi göreceğiz. Şimdilik iyi. İyiyim. Çok iyiyim. Hadi yap bir şeyler. Yap şovunu. Onu mu? Oh. Bisiklet binmeyi ben de çok seviyorum ya. Tabii böyle akrobatik hareketler yok bizde. Ne oldu? Geliyor bir daha bak. Bunlar herhalde yeni yeni öğreniyor. Milli Tarih Müzesi bakın. Kırgızistan bayrağı, Türkiye bayrağı. Burada yazıyor: Kırgız Cumhuriyeti Milli Tarih Müzesi'nin dış cephe tarihleri ve çevre düzenlemesi Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı tarafından yapılmıştır. TİKA 2018. Gördün bayrağımızı da hemen bakayım dedim. Çocukların eğlenebileceği ufak bir alan gibi bir şey kurmuşlar ya. Kıyafet, yılbaşındalar kıyafetleri giyen işte insanlar resim çekindiriyor falan birlikte. Panda manda ayılar falan var. Noel Baba resimleri falan var. Eğlenceli, güzel bir şey olmuş. Çok güzel giyinmişler kıyafet olarak. Ya bugün yolculuk molculuk derken hava erken. Burada 5'te 5.30'da hava kararıyor. Birazdan hava kararacak. Gitmek istediğim daha meydanlar var ama belki bir sonraki videoya kalacak o meydanlar. Çünkü uzak buraya. Yapacak bir şey yok ona ne yazık ki. Ama Kırgızistan'a ilk gününü güzel geçirelim. Oh. Yerim o suratlarını. Çok tatlı oluyor bu Orta Asya'nın uşakları var ya. Suratları, o çekik gözleri falan var ya. Ne tatlı oluyorlar ya. Sim kart da alabilsem iyiydi. Ama sim kart göremiyorum yani. Satan böyle bir operatör firması falan göremiyorum şu an. Gözüme çarpan yok.
geniş geniş kaldırımlar, sokağın her yerinde, işte şehrin her yerinde parklar. Ukrayna'yı o kadar çok anımsattı ki bana. Yani o kadar benziyor ki Bişkek, Ukrayna'nın işte Kiev, Lviv, Harkov şehrine, hepsine benziyor yani. Orada da Sovyet döneminden kalma bir şehir ya. Yani şu geniş kaldırım olayını çok seviyorum. Sovyet ülkelerinin genelinde böyle, kaldırımlar hep geniş geniş. Bir de fark ettiğim, Sovyet ülkelerinden kalma ülkelerde böyle diyeyim ya da. Böyle daha düzgün olur. Fark ettiğim, şehir temiz. Yani sokaklar, yerler falan bayağı bayağı temiz, güzel. Park olması çok güzel arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünsenize, şehrin tam göbeğinde, meydanında her yerde park var. Bu yazın düşünün buraya şimdi. Yemyeşil alan oluyor. İnsanların gelip oturabileceği. Yeşiller dediğin şey adamın, insanın şeyini içini açıyor böyle. Ferahlatıyor ya. Ağaç oksijen demek ya. Biz bu konuda becerikli değiliz ne yazık ki ya. Bizim şehirlerimizde çok böyle yeşillik eksiği, ağaç eksiği çok fazla var. Bu ama bu Ukrayna'da, burada maşallah. Burası da çok iyiymiş. Ukrayna da çok iyiydi. Her yer park dolu. Yani kaç tane parkın içinden geçtim size anlatamam. Hepsini göstermedim tabii ama her yer park dolu. Ya bir sim kart alacak bir yer arıyorum da bulamıyorum. Onu da herhalde bir sonraki videoya bırakacağız gibime geliyor. Arkadaşlar bu şey yani ilk gün videosu, geliş anından bu yana. O yüzden yolda smart cep map bir şeyler diyor. Yolda vakit geçtiği için sürekli havayı erken kararttık bugün. Biraz daha bir dolanacağım şimdi, dolanacağız ama bir sonraki video ben gene burada gidip şimdi hostel falan uzatayım 2 günde. Daha farklı yerlerine getireceğim sizi. Daha farklı meydanlarına, pazarlarına, insanların daha da fazla arasına böyle karıştıracağım. Yolcuyduk, çok yorulduk. Uyuduk muyduk, havayı erkenden kararttık. Yapacak bir şey yok. Zaten böyle peltek peltek konuşuyordum yarım yamalak. Kelimeleri yuta yuta. Şimdi 20'lik dişi çektirdik. Şu en arkada damak ya orası. Şimdi iyice peltekleşmeye başladım. İyice zaten yarım yamalak konuşabiliyordum. Şimdi onu da konuşamıyorum. Dilim damama dolaşıyor sürekli ya. Şimdi alışmam lazım ona. Konuşmam böyle, ses tonum falan bile değişti ya bir 20'lik dişle. Ben hissediyorum onu. Siz hissedebiliyor musunuz bilmiyorum ama bana geliyor yani. Akşamları gerçekten soğuk oluyormuş bu arada. Gündüz güneş vururken falan biraz iyi ama sabah ve akşam buz buz. Çok soğudu hava ya. Mesela şöyle 1 litrelik bir su aldım. 5 Türk lirasına tekabül ediyor arkadaşlar. 25 som. Şu. Dağ suyuymuş. Bu arada bugün günlerden 3 Ocak. Siz bunu hemen inşallah, ben şimdi gidiyorum, yetiştirebilirsem ve internet hızlıysa yükleyeceğim. 4 Ocak hemen siz çarşamba akşamı bunu izleyeceksiniz. Ne kadar da sokak köpeği var. Hemen izleyeceksiniz. Videoyu ben burada bitireyim arkadaşlar. Yani bu geliş gidiş süreçleri. Bir sonraki videoda pazarları, birkaç tane daha meydanı falan gezeceğiz. Zaten sonralarda köylere doğru, dağların eteklerine doğru ilerlemeye başlayacağım. Söylüyorum artık her videonun başında ya da sonunda bunu söyleyeceğim. Abone değilseniz, çünkü abone olmayan kullanıcı sayısı fazla. Dur şurayı bir sileyim ya. Olmadan izleyen kullanıcı sayısı fazla. Abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Televizyondan izliyorsanız televizyonu bir kapatıp telefonu elinize alıp telefondan abone olursanız mutlu olurum. Bir yorum bırakırsanız, emoji bile olur, kalp olur, alkış emojisi olur, herhangi bir şey ya, emoji bırakırsanız da videonun öne çıkmasını sağlarız. Paylaştığım her videoyu beğenirseniz videoları öne çıkarırız. Ya YouTube'un bu algoritması böyle çalışıyor ne yazık ki. Yorum ve beğeni istiyor. Ona göre bir süre sonra, başta ilk bir ay izlenmese bile bir süre sonra öne çıkarabiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın diyorum. Ben gideyim hostele. Hemen videoyu editleyeyim. Geliş anımdan şu ana kadar olan süreci editleyeyim, montajlayayım. Ama hosteli bulmam lazım. Burası konsoloslukların olduğu bir cadde. Benim hostelim öyle bir yerde. Çok da yorgunum. Çok az uyudum ya. Ama videoyu halletmem lazım. Emek, emek böyle bir şey işte yani. Hadi görüşürüz. Bir sonraki video pazar sabahı. Sabah 11'de kahvaltıyı hazırlayın. Pazar günü sabah beraberiz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.